Ömer Bey, Fatih Bey geldiler. Fatih mi? Gelsin. Amca. Hoş geldin Fatih. Hoş bulduk. Hayırdır, bir şey mi oldu? Amca, çok canım sıkkın. Ne oldu oğlum, hayırdır? Doğan'ın annesiyle teyzesi yüzünden babamla kapıştım. Sonra da Doğa'yla kavga ettik. Annesiyle teyzesi yüzünden mi? Ama anlatsam uzun sürer. Sen şunu bir izlesene. Yapışsın. Arkadaşım. İyi misin sen? Niye keyfin yok? Ömer. Ya oğlu biraz sorunlu bir çocuk. Uzaklaştırma alacak. Ben de almasın diye ona bir fırsat verdim. Ama o fırsatı değerlendirmediği gibi bir de beni aptal yerine koydu. Çakal yani. Yani biraz. Bu akrabalık meselesini kullanabileceğini falan sanıyor. Sen ne düşünüyorsun? Ne yapacaksın? Ya ne yapacağım? Ceza vereceğim tabii ki. Ya sonuçta ben kızımı kayırmıyorum. Ona mı müsamaha göstereceğim? E tamam. Neye tedirgin oldun ki bu kadar? Velisi babası. Ne var Fatma? Sen çekiniyor musun bu adamla? Fatma. Ay tamam. O zaman neden bu kadar tedirgin olduğunu anlamıyorum. Bin yıllık müdürsün. Halledersin. Yani hallederim tabii ki, halletmesine de. Ortam zaten o kadar gergin ki. Bir de üstüne bununla uğraşmak istemiyorum. Yani çocukların üstünden bu tip sorunlar benim hiç hoşuma gitmiyor. Çok kurmasan mı kafanda be canımın içi, ha? Belki de hiç düşündüğün gibi olmayacak. Biraz sal şöyle, rahatla. Ha işte bununla uğraşmak istemiyorum şu anda. Her şey güzel olacak. Of, umarım öyle olur. Yakışıklı adam. Amca, anlamadım ben şimdi. Babam haksız mı? Haklı. Doğan'ın yaptığı yanlış değil mi? Değil. Amca, ne diyorsun? Fatih, biz seninle ne konuştuk? Bu insanların arasında senin köprü olman lazım. Baban haklı çünkü bazı şeyler ona göre ters. Doğa da kendince haklı. Bazı şeyler ona göre normal. Öyle değil mi? Sen olsan ne yapardın? Konu ben değilim. Amca, dertleşiyoruz işte, söyle. Sen olsan ne yapardın? Ben olsam iki tarafı da anlamaya çalışır, karıma yüklenmezdim. Sen Doğa'ya güvenmiyor musun? Güveniyorum. Niye kızıyorsun o zaman? Kızma. Sonuçta yepyeni bir düzene geldi. Onun için de kolay değil. Ya Fatih, sizin evin içi çok kalabalık, bunu kabul et. Gelin var, kaynana var, yenge var, herkes var. Doğan'ın işi hiç kolay değil. Zor. Amca, asıl benim işim zor. Annem yatak döşek yatıyor. Babam çağırdı, demediğini bırakmadı. Ağzına geleni saydı. Döndüm bir de karımla kavga ettim. İnanılmaz. Boşan o zaman. Ne? Madem olmayacağını düşünüyorsun, boşan. Ne var bunda? Amca, ben çok seviyorum Doğa'yı. Çok mu seviyorsun? Fatih, o zaman aşkın için bazı şeylere katlan. Git Doğan'ın yanına. Her zaman onun yanında olduğunu hissettir ona. Onu kimseye ezdirme. Annen, baban, kardeşlerin var, tamam. Ama senin ailen artık karın, Doğa. Önceliğin o, unutma. Aşırı tepki verip seni kırdıysam özür dilerim. Ben de kötü şeyler söyledim sana. Olsun. Yani önemli olan şu an konuşabiliyor olmamız bence.
Sen neredeydin? Ben amcamlaydım. Biraz sohbet ettik. Lafladık, iyi geldi. O galiba daha anlayışlı biri. Yani yanlış anlama, sinirli gidip sakin geldiğin için söylüyorum. Evet. Amcam görmüş geçirmiş. Kafasını hayatı anlamaya yormuş biri. Anladım. Annenle babam benden nefret ediyor değil mi? Hayır Doğa. Saçmalama. Sadece daha önce alışık olmadıkları bir durum. Haliyle işte biraz tepki verdiler. Peki şimdi ne yapacağız? Yani herkes beni gördüğünde suratını asacak. Nilay zaten düşmanıymışım gibi davranıyor. Nur Sema da ölmemi falan istiyordur herhalde. Of Doğa, saçmalama lütfen. Yani biz en ufak sorunda bunu yaşayacaksak yanmışız yani. En ufak sorun bu mu Fatih? Herkes odasında yatalak olmuş durumda. Bir şey olmaz, merak etme. Ben yarın konuşurum babamla. Fatih. Ben bu akşam odamdan çıkmasam. Yani ne yapacağımı, ne diyeceğimi bilmiyorum. Moralim de bozuk. Tamam. Soran olursa midesi bulanıyor falan derim. Ya ona da laf ederlerse? Etmezler. Ederlerse eğer, ben buradayım. Teşekkür ederim. Ben bir anneme de bakayım. Gelirim yanına. Tamam canım. İyi istirahatler. Abi. Neredesin oğlum sen, merak ettik seni. Amcamlaydım, öyle sohbet ettik biraz. Fatih. Doğa özür diledin mi? Ne özrü? Oğlum özür dilesin annemden babamdan, olmaz öyle. Bak Nilay özür diliyor, tak konu kapanıyor. Abi. Beni sakın yanlış anlama. Ama hani bir şey Nilay yapıyor diye Doğa da aynısını yapacak değil. Abicim bak, benim kafam çok basmaz böyle şeylere. Ama onlar da bizim annemiz babamız değil mi? En doğrusunu onlar bilir. Tamam abicim, olur. Hadi gel yemeğe inelim. Canım benim ya. Nasıl savunuyor beni? Ama ben şimdi ne yapacağım ki? Benim yüzümden araları bozulsun istemem. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hamdi Sultan. Ne? İyi misin annem? Çok merak ettim seni. İyiyim yavrum, hamdolsun, sağ ol. Cümleten hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar baba. İyi akşamlar. İyi akşamlar baba. Gelin hanım yok mu? Babacığım, onun biraz midesi bozuk galiba da, dinleniyor yukarıda. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar kızım. Kusura bakmayın, geciktim biraz. Midem fenaydı da bugün. Anneciğim, seni kırdıysam, üzdüysem özür dilerim. Ya ben de bazı şeyleri bilmiyorum. Ne olur kusuruma bakmayın. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Babacığım, özür dilerim. Ben bir yemek zannediyordum ama olay farklı bir şeye dönüştü. Eğer sizi üzdüysem, kırdıysam, zora sokacak bir şey yaptıysam özür dilerim. Kusuruma bakmayın. Olsun kızım. Kusursuz insan mı var? Hadi, hadi buyurun. Buyurun sofraya, soğutun. Hadi geçin bakalım, geçin.